Konuğumuz Selda Ökten bizlerle. Hoş geldin Selda'cığım. Merhaba, hoş bulduk Onurcuğum. Ya öyle güzel anlatıyorsun ki aslında tıp fakültesi öğrencileri bile oradan alıp senin videolarını izlese romatolojiden en yüksek puanla geçerler. İnşallah onlara böyle uyarı olsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Eskiden bu kadar böyle sosyal medyalarda olmadığı zamanlarda bize biri bir şey anlatacak diye gerçekten pür dikkat giderdik. Hatta hani anlatan bazı hocalar vardır, anlatmayan hocalar vardır. Bugün Behçet hastalığını seçelim dedik. Aslında Behçet zannediyorlar ki ya bir doktorun ismi verilmiş ama hani Türkiye'de sadece böyle bir şey falan söyleniyor gibi düşünüyorlar. Evet. Tüm dünya Behçet olarak tanıyor. Tabii tabii. Bence Behçet'i bir anlatır mısın? Neden Behçet ve nedir Behçet hastalığı? Şimdi Behçet hastalığını bizim bir dermatologumuz Doktor Hulusi Behçet tanımlamış. İlk olarak cilt bulgularıyla beraber tanımlamış, literatürde yazmış 1950'li yıllarda. Daha sonrasında tabii cilt bulgularının dışında başka sistemik bulguları olduğu da anlaşılmış. Onlar da eklenmiş tanı kriterlerine ama hani bütün dünyada da ilk bu hastalığı tanımlayan kişi Hulusi Behçet olduğu için Behçet hastalığı olarak bilinmekte. Şimdi Behçet hastalığı şöyle anlatayım. Daha çok sık tekrarlayan ağız yaraları, sık tekrarlayan genital ülserler, ki bu ülserler kadınlarda, dış genital organlarda, hatta iç genital organlarda yaralar şeklinde kendini gösteren genital ülserler ve genellikle iyileştiğinde iz bırakan genital ülserler. İşte ağız yaraları, genital ülserler, sık tekrarlayan böyle olur olmadık yerlerde daha çok görülme eğiliminde olan akne. Şimdi bunu Türkçeleştirelim. Akne sivilce. Sivilce. Sivilce problemleri gibi cilt bulgularıyla öncelikle kendini gösteriyor. Bir parantezde girmek istiyorum. Ağız içi yarası dediğimizde mesela bazı insanlar af çıkar. Bazı insanların ağız içerisinde veya dudak kenarlarında uçuk çıkar. Bunlar da ağız içi yaraları kapsamında mı? Yok değil. Şimdi uçuk kesinlikle bu olayın dışında. Dışında. Tamamen bizim söylediğimiz yani ağızın içindeki mukoza ve de dil. Dil. Ama mesela şöyle bazı insanlar yanağını ısırır ondan sonra af çıkar. Öyle travmatik aflardan bahsetmiyoruz. Hani böyle ortası çukur, beyaz, dokunduğunuz zaman çok acıtır. İnce bir sızı verir. Ciddi acı yapar. O aftlardan bahsediyoruz ama hani o aftların tamamı değil. Her ağzında yara çıkan da Behçet hastası değil. Şimdi önemli olan patolojik boyuttaki aft dediğimiz patolojik aft. Ayda bir kere işte ya da iki ayda bir kere çıkan en azından şöyle söyleyeyim. Yılda üçten fazla büyük çaplı ve başladığında 10 gün 15 gün iyileşmeyen büyük aflar olduğu zaman bunu yemesini içmesini bile etkiler, engelleyen etkiler. Değil mi? İşte o tarz af durumunda bunu patolojik aft olarak kabul ederiz ve bu şekilde sık tekrarlayan aftları varsa hastalarımızın Behçet yönden inceleriz. Ama biliyorsun hani herhangi bir şeye karşı yan etki, bazen besinlere karşı ya da ağız hijyeninin temiz olmamasına bağlı da tekrarlayan ağız yaraları olabiliyor. Hani bunları onlarla karıştırmamak lazım. Sonuçta hepimizin 40 yılın başında ağzında bir af çıkar. Önemli olan bunun sıklığı, sayısı ve iyileşmesi. Tabii canım panik halde eyvah bende af çıktı hadi koştu ben bir romatoloğa gideyim. Bende Behçet mi var demesinler. Demiyoruz evet. Tabii. Ben bir parantez daha açacağım izninle. O da şey genital bölge yaraları dediğinde. Mesela sihir çok yaygın bir hastalık. Ve sihiri de hiç önemsemez nedense bizim ülkemizdeki insanlar. Aslında ne kadar rahimiç kanserlerindeki arttırıcı nedenleri de bilmemize rağmen. HPV ile ilişkili sihirler. Bu mesela senin dediğin Behçet belirtisi olan yara değil. Yok yok değil. Şimdi tamam. Benim söylediğim Behçet belirtisi olan yara tamamen ağız içindeki yaralar gibi ortası çukur, çukur, böyle beyazımsı bir şey ve çok ağrılı acılıdır. Ve iyileşirken iz bırakır genelde. Özellikle bir santimetrenin üzerindeki büyük yaralar iz bırakır. Hastalarımızın konforunu ileri derecede bozar. Yani yürüyemeyen hastalar oluyor. O kadar şiddetli dış genital organlarda yarası oluyor ki hasta yürüyemiyor. Terliyor, terlediğinde çok canı yanıyor oradaki yaralardan dolayı.
Bu çok konforu bozan bir şey. Şimdi bunlar bu bahsettiklerim Behçet'in deri bulguları, cilt bulguları. Bunun dışında Behçet'in başka organ tutulumları da var. En önemlisi özellikle göz tutulumu. Mesela gözde üveit, üveya tabakasında, gözün görme tabakasında şiddetli bir inflamasyona yol açabilir ve eğer tedavi edilmezse yapışıklıklardan dolayı görme kaybına kadar gidebilir. Bunun da belirtisi gözün beyazında aniden oluşan bir kızarma, eş zamanlı ağrı. Yani hasta böyle gözünü sağa sola hareket ettirirken ciddi ağrı duyar. Eğer hemen doktora gitmez, beklerse bir iki gün yara oluşur. İltihaptan dolayı böyle görmesinde bir puslanma, böyle bir perdelenme, bir iltihaptan dolayı puslanma meydana gelir. İşte dediğim gibi bunu dikkate alıp mutlaka doktora gitmeli ki onun tedavisi yapılabilsin. Yoksa gerçekten görme kaybına kadar gidebilir. Hatta göz hastalıklarının, göz hastalıkları kliniklerinde Behçet ile ilişkili üveit poliklinikleri bile vardır. Çok önemlidir yani göz tutuluşu Behçet hastalığında. Biz gözümüze o kadar önem vermiyoruz zaman, biliyor musun? Hı. Ben geçen asbelkader bir sanayide işim oldu. Bir baktım ki sanayide dolapta, yani bildiğiniz sanayicinin bu alet edevat koyduğu dolabın üst tarafında 3 tane göz damlası var. Ve açık, yani açılmış. Evet. Biz göz damlasının kişiye özeldir. Açıldıktan sonra 15 gün sonra atmamız gerekir diyebiliriz ki tabii. Hekimler olarak da hastalarımızı bu konuda yönlendiririz. Bunlar ne dedim? Ha dedi, bizim gözümüzde çapak mapak kaçıyor da o zaman dedi hemen yıkamak için yapıyorlar. Şey yapıyoruz bunları tabii. Birkaç gün damlatıyoruz. Tabii. Şimdi gözümüze bu kadar önem vermediğimiz bir yerde üveit göz kaybına yol açabilir, değil mi? Tabii. Yani ciddiye almak lazım. Bunları zaten aslında o puslu görme başlayınca hasta ister istemez panik halde geliyor, değil mi? Gitmek gerekiyor. Şimdi o tekrarlarsa o zaman göz kaybı. Tabii bir seferlik üveitte hemen görme kaybı olmaz ama tekrarlarsa bu, o zaman görme kaybı olur. Tabii ki bu durumda hastalar genelde kime gidecek göz şikayeti olduğunu? Tabii ki göz hastalıklarına gidecek ama işte göz uzmanları bu üveiti gördükleri anda hastaya 3-5 birkaç soru sorarak, aa bak bunun altında Behçet olabilir diyerek aslında romatoloji uzmanına yönlendirmelidir. İşin aslında burada vurgu yapmak istediğim şey bu. Tamam. Yani yoksa ben gözü tedavi edeceğim demiyorsun. Yani zaten tek başına belirtisi. Ben tabii ki. Çünkü göz doktoru elbette ki ona damlalar verecektir. Ama şiddetli durumlarda sistemik ilaç tedavisi vermek gerekir. O zamanlarda tabii ki o sistemik ilaçları da bizler veriyoruz. Şimdi Behçet hastalığı aslında romatolojiyi anlatmak için çok önemli bir hastalık. Çünkü çok farklı organ tutulumları, çok farklı sistem tutulumları yapar. Dolayısıyla hasta mesela bağırsaklarıyla ilgili bir şikayet olabilir, kanlı ishal olabilir, şiddetli karın ağrısı ve tekrarlayan kanlı ishaller olabilir. Mesela Behçet hastalığında bağırsak tutuluşuna işaret eder bu. Dolayısıyla hasta o zaman nereye gider? Gastroenterolojiye gider ya da işte genel cerrahiye gider bir şekilde. Diğer bulgularla birleştirildiğinde şöyle düşünün. Romatologlar aslında bu işin maestrosu şeklinde olmalı. Tabii ki biz de başka branşlardan hem muayene esnasında hem tedavi esnasında yardım ve destek alırız ve işbirliği yaparız. Ama buradaki orkestra şefi romatologtur. Şimdi mesela bağırsak tutulumu olur dedim, hazır yeri gelmişken. Mesela eklem tutuluşu da olur romatolojik hastalıklarda. Özellikle diz ve ayak bileklerinde tekrarlayan ve inatçı eklem iltihapları Behçet'te gördüğümüz problemlerdendir. Mesela bizim diğer romatolojik hastalıklarımızda daha basit ilaçlarla eklem problemlerini yatıştırabilirken Behçet hastalığına bağlı eklem problemlerinde birazcık daha dirençli olduğu için daha farklı ilaçlar kullanmak gerekebiliyor. Bunun dışında hani nörolojik tutulum yapabilir. Bu çok önemli. Şimdi genç hastalarda bu beynin hem damarsal yapısını hem de beyin parenkim dokusunu, yani o gri ve beyaz cevher dediğimiz o beynin kendi dokusunda bile inflamasyona yol açabilir Behçet.
Bu da genç hastalarda kendine işte duygu durum bozukluğu, işte davranış bozukluğu, absürt konuşmalar gibi basit, baş ağrısı gibi basit şeyler gibi gösterebilmekle beraber daha ileri aşamada ani bilinç kaybı, hastanın yer oryantasyon kaybı, düşüp havale bayılması, felç geçirmesi gibi daha ağır bulgulara kadar ilerleyen yelpazede nörolojik tutulum yapar Behçet. Dolayısıyla şimdi mesela bu öyle bir hasta bayıldığında nereye götürürsünüz? Tabii ki nörolojiye götürürsünüz. Tabii. Ya da işte davranış bozukluğu oldu. Hasta bir anda nerede olduğunu şaşırdı. Yani 35 yaşında bir hasta. Yani Alzheimer değil, onu demeye çalışıyorum. Genç bir ama hasta. Ama işte 35 yaşında da onu şüphelenmek için yanına ek bulguların olması gerekir mi? Evet ama... Yani mesela bir zaman, aft olsun mu yanında? Her zaman olmayabilir. İlk bulgu olarak sadece ilk bulgu olarak nörolojik tutulumla bile başlayan Behçetler olabilir. Hı hı. Onun da işte ayırıcı tanısında nörologlar, romatologlardan tabii ki konsültasyon isterler. Destek. Destek. Peki nasıl tanıyı koyacağız? Yani tamamen klinik olarak mı tanı koyuyoruz yoksa bir kan aldık o kanda çıkıyor mu? Yok, şimdi Behçet'in tanısını koymak gerçekten çok zor. İşte, her dalda klinik, etkisi var sonuçta kesinlikle yani. Klinik bulgu. Şimdi bize gelen her hastayı o sırada ne şikayette gelirse gelsin, olmayan ya da olmasını beklediğimiz diğer şikayetler yönünden tek tek sorguluyoruz Onurcuğum. Yani o iş bayağı biraz uzun. Şuyum var mı, buyum var mı, o oldu mu, bu oldu mu? Yani sonuçta hepsi 15-20 gün içinde olmak zorunda değil bu şikayetlerin. 3 yıl önce de geçirmiş olabilir üveitini. Tabii. Ama şu anda nörolojik bulguyla gelmiştir. O 3 yıl önceki üveiti bu kapsamın içine alırız. O yüzden bizde sorgulama çok önemli. Kanda çok özel belirteçler yok. Hani o anki iltihabı gösteren belirteçler var. Bir tek Behçet'teki genetik yapıyı gösteren HLA-B51 dediğimiz bir test var. Bir o yardımcı olabilir. Deri testi kullanıyoruz. Paterji testi dediğimiz bir deri testimiz var. Onda da genelde hastanın ön kolunda burayı siliyoruz güzel alkollü pamukla. Bir iğneyle buraya 3-4 tane delik açıyoruz cilt altına. Hani o iğneyi sokuyoruz, biraz içeride kurcalıyoruz. Kurcalıyoruz. 3-4 tane. 3-4 tane açıyoruz, kurcalıyoruz ve 72 saat boyunca o ön koldaki iğne deliklerini gözlemliyoruz. Eğer o iğne deliklerinde, tabii ki steril, iğne deliklerinde böyle minik bir iltihap bulgusu, akne gibi, işte sivilce gibi böyle bir iltihaplanma gibi bir şey olursa bu cildin verdiği reaksiyonu gösteriyor. O zaman paterji testi pozitif diyoruz. Pozitif olması Behçet tanısı için anlamlı bir katkıdır. Ama negatif olması Behçet'e ek artı ettirmez. O da var. Ya çünkü bu çok yaygın bir hastalık bu dünyada. Şöyle söyleyeyim. Yani tanıyı koymak çok zor çünkü sanki. Şöyle söyleyeyim. Bizim toplumlarımızda daha fazla. Mesela Türkiye'de daha fazla. Ermenilerde daha fazla. Yahudilerde daha fazla. İpek yolu ülkelerinde daha fazla, hatta bir diğer adı İpek yolu hastalığı olarak da söylenir. Japonya'da çok fazla. Japonya, Hindistan, işte bu Çin'in kuzeyleri, hani İpek yolu, tarihi İpek yolu ülkelerinde. Güzergah neyse. Evet, güzergah boyunca çok daha fazla ama Amerika ve Avrupa'da da var tabii ki. Fakat bizdeki kadar sık değil. Ama onlar da Behçet diyor ve hani büyük textbooklarda Behçet chapter'larını genelde Türk hekimler yazar. Evet. Yani bizler bu konuda çok daha deneyimliyiz. Bizim ülkemizde de sık görüldüğü için. Yani sonuçta bu bir sistemik hastalık. Damarları da tutabiliyor dedim ya. Beyin damarlarını da tutabiliyor. Damar tıkanıklığı bile yapabiliyor. Bacakta. Damar tıkanıklığı damarlara da vuruyor. Damarlara yani da vuruyor. Yani nöroloji, işte göz, cilt zaten, eklem zaten sizin branşınızda. Bağırsaklar dedim. Gastrointestinal. Damarlar dedim. Evet yani çok peki ben çok bir sistemik. Şey soracağım. Burada bir şekilde hastanın aslında bir şikayetten hastaneye gittiğinde doktorun uyanık olması lazım. Aynen. Yani bir gastroenterolog veya bir damar cerrahı ya bir dakika sizde Behçet olabilir mi demesi lazım. Kesinlikle. Ama bu biraz zor değil mi? Yani aslında zor olmamalı bir hekimin. Bu konuda biraz hani genel tıp nosyonu iyi bir hekimin. Seldacığım çok güzel söylüyorsun, harika ama şimdi ben meslektaşlarımdan 50 tane telefon alacağım muhtemelen.
Ya Onur, bugün 400 tane hasta baktım. Bugün yok 250 tane acil hasta geldi. Veya sabahtan beri 78. hastama ya bakıyorum. Ya sorgulayacak şimdi, vakti olmayabilir. Ya bunda ben sen şimdi bir hastaya ne kadar ayırıyorsun? Kaç dakikan ayırıyor? Dakika demeyiz. Benim çalışma şartlarımdan dolayı ben tabii özel muayenehane hekimliği yaptığım için benim hasta muayenem 1 saat sürer. İşte 1 saat. Yani sen sabahtan başlayıp akşama kadar 10 tane hasta bakıyorsun. Onlar yani daha bismillah çaya şeker atıp şeker erimeden 10 hasta bakıyor. Doğru. Şimdi haklısın. Bu arada çayı şekerli içmeyin. Kesinlikle. Yani burada tanıyı koymak o yüzden biraz bu hekim, hastalar açısından zor oluyor. Hekim arkadaşlarımızı asla bu konuda eleştirmiyorum. Tabii. Çünkü bu bir sistemle ilgili bir durum. Vakit hani ayıramamak ya da çok hastaya bakabilmek. Ama bu durumda işte bizim hastalara düşen görevi buradan anlatmamız zaten bizim lazım. Bizim burada yapmaya çalıştığımız değil mi toplumu bilgilendirmek. Aslında bütün bu sağlık programlarının en büyük amacı hastaları bilinçlendirmek ve en azından bunu izleyen kişilerin ay dur ya bak benim oyum da var buyum da var şimdi Selda Hanım da anlattı acaba Behçet olabilir miyim ben bir romatolojiye gideyim mi demesi lazım diye bu soruyu sordurtmak amacımız. Bir de mesela af çıktı bir ara çok sık çıkıyordu şimdi af çıkmıyor mesela izleyen izleyici. Olabilir. Ya şimdi acaba ben Behçet miyim dedirtecek belli bir aşama belli bir kriter var mı artık şimdi beyni tutacak. Veya artık şimdi eklemi tutacak. Yok öyle demez. Yani her hastada, her organ, her sistem tutulmak zorunda değil. Mesela kimi hastalarda ilk geliş göz bulgularıyla da olabilir. Nörolojik bulgularla da olabilir. Ama ben mesela genel anlamda söyleyeyim. Gözle nörolojik bulguların aynı anda görüldüğü pek hasta olmaz. Yani ağırlık bir yönde olur. Anladım. Hani cilt bulgularını saymıyorum. Cilt bulgularını tamamen bunun dışında tutuyorum. Çünkü o en basit göstergelerinden ama sistem tutulgularını, organ tutulumlarına baktığımda ağırlık bir sistemde daha fazla oluyor. Peki bunlarda hani romatolojiye gittiğimiz zaman bize kanser ilacı veriyorlar. Denilen tedaviler mi uygulanıyor? Bazen evet. Yani gözün körlüğe gitmesini engellemek için ya da işte bağırsakların delinmesini engellemek için. Değil mi? Ya da nörolojik hani hastanın artık bilinç kaybı, solunum sıkıntısı şeye bağladınız yoğun bakımda. Tabii ki kanser ilacını o zaman vereceksiniz ki hastayı geri döndürebilirsiniz. Kanser ilacı vermemizin nedeni ne? Ya ben aslında kanser ilacı demiyorum. Öyle diyoruz da yani ya sen aslında söyledin diye öyle söyledim ama nedeni ne? Şimdi bunlar kanserde de, romatolojik şeylerde de yapmaya çalıştığımız şey bağışıklık sistemi üzerine ya da kanserde kanserli doku üzerine hakimiyet kurmak. Aslında o yüzden hani benzer ilaçlar İlaç kullanıyoruz. Evet. Yani kemoterapi dediğimiz zaman hastalarımızın aklına hep böyle olumsuz bir şey çağrıştırdığı için çok kullanmamayı tercih ederim ama ben onlara da açıklıyorum. Yani neden bunu kullanıyorum ve korkuları gitsin. Yani bunun tabii, bir kanserden dolayı değil de bağışıklık sistemine baskı kurmaya çalışıyorum. Evet. Yani onu hep açıklıyorum. Bakınız hani bunun belli bir süresi var. Kanser olduğunuz için değil. Ama bizim bağışıklık sisteminizi kontrol altına almamız gerekiyor bunlarla diyerek bunları açıklıyoruz. Tabii ki ilaç tedavisi çok önemli. Ama ben her zaman vurgu yapıyorum biliyorsun. Belki bir sonraki programda yine konuşuruz. Sağlıklı olabilmek için bütün çevresel koşullarımızı olumlu hale getirmek gerekir. Beslenmeden tutun uykuya, spor alışkanlıklarımıza, her şeye kadar hastanın her şeyiyle düzeltmeye çalışıyoruz ilaç dışında. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor aslında. Aynen. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bak hiç sözünü kesmedim. Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Çünkü ben bilgilerimi tazeliyorum. Eminim izleyicilerimiz de bu bilgiler ışığı altında kendisinde olsun veya çevresinde olsun bir şekilde artık uyandılar. En azından tanıyı geciktirmeyelim ki tedavisi yaptırırsak bu tür sıkıntılardan da kurtuluruz diyoruz değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim biz tüm hızımızla devam ediyoruz.